Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bismillahirrahmanirrahim ve min şeyin ilâhisu bihamdîn. 29. mektup. Birinci nükte. Kur'an-ı Hakîm'in esrarı bilinmiyor. Soru ilk önce var. Kur'an-ı Hakîm'in esrarı bilinmiyor. Müfessirler hakikatını anlamamışlar diye beyan olunan fikrin iki yüzü var. Ve onu diyen iki taifedir. Böyle soru soruyorlar. Kur'an-ı Kerim insanlar için gelmiştir ama insanlar anlamıyor diyorlar. Ondan sonra bazılar diyor ki Kur'an öyle acayip ki soru yer. Ben çoğaltıyorum. Daha zorlaştırıyorum. Ayrı ayrı mana veriliyor. Ya tek mana verilse olmaz mı? Tek yönü olsa. Diyor. Diye beyan olunan fikrin iki yüzü var. Birincisi, ehli hak ve ehli tetkiktir. Derler ki, Kur'an bitmez ve tükenmez bir hazinedir. Her asır nüfus ve muhkematını teslim ve kabul ile beraber tetimmat kabilinden hakaiki hafiyesinden dahi hissesini alırlar. Başkasının gizli kalmış hissesini ilişmezler. Yani Kur'an'ın her bir ayetin mutadit manası var. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunuyor. Kur'an'ın böyle kalem gibi donuk bir manası olsa bir tayfaya bir zamana bakar. Kur'an'ın mutadid tabakası olduğu için mesela daha önceki kitaplar, peygamberlerin kitapları belirli bir zamana, belirli bir kavme, belirli bir zaman için gelmiş. Üç tane şey unutmayın. Belirli bir kavme, belirli millete, belirli zamana, belirli bir vakit için gelmiş. Dolayısıyla mana külliyeti olmazdı. O topluma bakıyor. Onun için muhabere olmadığından bir hemen hafifinde bir peygamber gelmişse körüne de bir peygamber gelmişti. Çünkü muhabere haberleşme olmadığından birbirine ulaşım yok. Aynı muallimi, aynı peygamberi dinleyecek durumda değiller. Bedevidirler. Birbirinden kopukturlar. Kültürleri farklıdır, yaşantılar farklıdır. Mümkün değil. Burada Mekke'de gibi böyle bir namaz kıldıracak her kavimden gelecek gibi değil. Dolayısıyla Kur'an her asra geldiği için her asra hitap edecek bir dersi olacak. Aynı derste. Her asra gelmiş. Her zamana gelmiş. Her taifeye gelmiş. Herkese. Bu sefer Kur'an'ın donuk bir manası değil, böyle bir kalem gibi donuk manası değil, külli manası olmalı. Külli manası olması nakıslığından değil, camiyetindendir, mükemmelliğindendir. Beşerin kelamında böyle bir özellik yoktur. Mesela, benim kalemim kırmızıdır. Tamam. Bundan ne farklı, kim ne anlar? Siyah anlar mısınız? Anlamaz. Beşerin kelamında donuk mana budur. İfade ettiği mana, bir herkes aynı anlar. Kur'an ise her kelamında herkes farklı anlar. Ta ki her taifeye uygun dersini versene kucaklasın. Ondandır. Mesela işaret edeceğiz var mı? Bir şey versen. 42. Allah'ın hikmeti tam orası çıktı. Ben hiç oynatmadım. Hiç yani bu onaylanıyor yani. Buna tevafuk deniliyor. Bak hiç çevirecektim, baktım 42. Kağıdı çekeyim. Okuyamıyorum şimdi. Ha şu. İman, Sa'd-ı Teftezani'nin tefsirine göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulun, yani iman aynı böyle küllidir. İman gibi. İmanı inşa ettiği için. Diyor ki Sa'd-ı Teftezani'nin tefsirine göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüz-i ihtiyar sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur. Öyle ise
İman, Şems Ezeli'den vicdan ve beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırıyor. İşte bu imanı, bütün iman bütün kainatta süzülmüş bir hakikati onun için açtı. O zaman o kelam gelirken imanı inşa ediyor ya. Ne dedi bak burada dedi ki, bir nur. Öyleyse Şems Ezeli'nin vicdanı beşere ihsan edilen bir nur ve şuadır. Vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırıyor. Cenab-ı şimdi hedefi iman olduğu için Kur'an'ın bu bütün alemlerin çekirdeği olan insanın bütün alemlerden süzülüp bir hakikat olması lazım, gelmesi lazım. Yani bütün alemlerin hakikatine cami, bütün alemlerin hakikatını üzerine taşıyan bir hakikat ki bu insanı şey yapsın. O zaman herkesin anlayışı, fehmi farklı olduğundan, anlayışı farklı olduğundan her bir kelamda farklı farklı mana mertebeleri yüklenmesi gerekiyor. Çünkü herkes her mertebeden anlamaz. Bak, her bir mananın mutaddi, her bir ayetin mutaddi manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. 286 şualardaki cümleyi söyledim. Diyorlar ki ehli hak ve ehli tetkik, Kur'an bitmez tükenmez bir hazinedir. Eğer manası yani kelamın içerisi donuk olsa, tek mana olsa tükenmez değil, tükenir. Bunu yalan söylüyorlar, tükenmez kalır. Ben kaç tane bitirdim? Kaç tane bitirdim yani? Adedi bile değil, benim kadar da yazan az vardır. Bak 18. defter. Devamlı yazıyor. Tükenmez diyor. Nasıl tükenmez? Bir sürü kalem alıyorum. Kalem alıp götürüyorum. Hep tükeniyor. Ama Kur'an belli değil işte. Dibi yok. Nereden biliyorsun? 350 bin tefsir gelmiş. Bir ayete 350 bin, en az 300 bin mana verilmiş. Bu nesini gösteriyor? Bu külliyetini gösteriyor. Camiyetini gösteriyor. Beşer takatı aynı kelama 350 bin tane mana şifrele bakalım hadi. Aynı kelama mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin bu ayete 350 bin tane mana kodlayacaksın en az. Beşerin bulduğu da o kadar da demiyoruz da. Alimler der ki her bir ayet bütün alemlerin sahibinden geldiği için alemleri ifade ettiğinden en az 18 bin alemin manasını taşıdığından en az 18 bin manası vardır. 350 bin en azını söylüyor. 18 bin kere 18 on oluyor zaten. Evet. Kaç defa yapmışsın? Alemlerin mesela. Çünkü her harf mutlaka alemlerin simgesini taşıyor. Her asır nusus, yani emirlerini, naslarını, haramlarını, sebaplarını ondan alıyor. Öyle bir acayip kural işliyor ki bunu pek bazılarda ben ancak böyle özel konuşmalarda şey yaparım ben kürsülerde. Değildi. Diğer özel mahfillerde hocalar konuşur. Nasih ve mensuh ayetleri var. Konuşulmaz, halk şey seviyesi inmez. Niye? Niye var? Onun bir hikmeti şudur. 63 tane hikmeti var. İslam gelmeden önceki toplum nasıl İslam onları çıkartmış? Hangi yöntemle? Pat diye son söyleyeceğini ilk başta denmez. İlkokul çocuğuna tıp kitabı okutulur. İlkokul ilk önce ABC çiz kalemle bilmem ne yaptı. Sonra ortaokul dersi, sonra lise vesaire. İşte Kur'an'da böyle ayetler var, süreler var. Yani onları belirli kademeden terakki ettirmek için bazı ayetler ve süreler onun için duruyor. Bir hikmeti bu. Çok hikmeti var mı? Her asır nusus ve muhkematını, yani açık nasları, haramlar ve helallar, sonra muhkematını değişmez, kaydelerimizi.
teslim ve kabul ile beraber tetimat kabilinden hakaiki hafiyesinden dahi hissesini aldılar. Yani hakaiki hafiye mesela sükutünde, ceziminde mesela el muflihun işte felah bulacak onlardır. Ama nereye felah bulacağını söylemiyor. O zaman elif lamimde geçiyor el muflihun. Yani manası işte felah bulacak onlardır. Nereye felah bulacak demiyor. Belirlememesinde bile mana çıkartılıyor. Nasıl? Kimisine göre felah bulmak cehenneme gitmesem benim felan budur. Ben cehennemden kurtulayım da başka bir şey istemem. Kimisi diyor ki vallahi bir cennete girin daha felan hela istemem. Kimisi diyor ki Rıza ilahi. Kimisi diyor ki rüyetullahi, cemal ilahi. Herkese göre bakın belirlememesinden bile ne kadar insanların fıtratının içine alıyor. Bir beşer bunu düşünebilir mi ya? O tarihte. Şimdi biz konuşa, Kur'an yok diyelim. Konuşa, vaaz ede, duya, biraz şu konuşmalarımız normal geliyor. Allah'ını seversen ya, kendini Kur'an'dan önce, asr-ı saadetten önce farz et. Bu böyle bir ayet denilir mi? Böyle bir usul getirilir mi? Ya, başkasının gizli kalmış hissesine ilişmez. Allah benim bana göre budur diyor. Manası ben cehennemde kurtulsa yeter diyor. Ötekisi ben cennete. Rıza ilahi var, rüyet ilahi var. Tamam. Evet, zaman geçtikçe Kur'an-ı Hakim'in daha ziyade hakaiki inkişaf eder demektir. Şimdi çok hangi kanun var, hangi devlet olursa olsun dünya yüzünde mutlaka çıkarttıkları kanunun bir ömrü var. Tıbbi kanunlar da böyle. 5 seneden fazla Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı'nın sağlıkla alakalı kanuna 5 sene duruyor. Ondan sonra değiştiriyor. Çünkü Kur'an gün geçtikçe daha çok ihtiyaç hissediyoruz. Vuzu tavazuh ediyor diyor. İhtiyaç daha çok hissediyoruz. Mesela diyelim Kur'an'ın hükümleri zaman geçtikçe neye daha çok ihtiyacımız var? Uygulayayım. Diyor ki İçki haramdır. Uygulayalım. Asr-ı saadetten önce içki haram denmesi normaldi. Niçin? Vallahi kemik kafalarıyla, taşlarla, oklarla birbirini vuruyorlardı. O Arabistan'daki. Onun için Muhammed aleyhissalatü vesselam, hani akıllı adam olsa, içki haramiyetini getirerek kavgayı önlemiştir. Şimdi biz eğitiyoruz insanları. İçki haramiyetine gerek yoktur. Diyebilir miyiz? İçkiye o zaman içki haramiyetine 2 derece ihtiyacımız varsa haram olmaya, şimdi 20 dereceye çıkmış. İçkinin faydalarını öğrenmek istiyorsan hapishaneye git. Faydasına zararı demeyecek. Hapishanelere git. Mezaristan'a git. Hastanelere git. Tamam. Bir de meyhanelere git. Meyhanelere gidin. Bakın. Gidin. Oraya girenlerin, hapishaneye, kabristaneye, hastaneye girenlerin, bak bakalım içkinin faydalarını sana söylüyor. Yani inelemek için söylüyorum Osman. İçkiye, içki haramiyetine muhalefet etmekten adam bak ölmüş. Asıl saadetten önce bu emre biraz ihtiyacımız varsa şimdi tonlarla ihtiyacımız var. Eskide zekata az ihtiyacımız mı vardı? Şimdi ihtiyacımız yok öyle mi? O zaman Kur'an'ın hükümlerine baktığımız zaman gün geçtikçe ihtiyacımız şiddetleniyor. Papa bile söyledi ya Papa ya benim Müslümanım diyemezken. Papa dedi ki o Avrupa krizi girince İtalya'da İslamiyet'in faiz sistemini sisteme geçirmemiz gerekiyor. Başka çaresi yoktur diyor krizlerin başını önlemek. Aynı böyle demişti de hatırlarsanız. Türkiye'de acayip manşetleri çıkmıştı. Demediler. Demediler de. Papa de. Papa ha. Bütün aman aman her gazetede çıktı. Burada abi sana biz haber seyretmiyoruz ama öyle bir şey de mi? He. Çok iyi. Ama belki duyulur dedi. Türkiye'de o Yunanistan krizi çıktı ya. Avrupa'yı sarıyordu. O zaman söyledi o papa. Hangi papaysa, hangi sıradayken.
Dedi ki İslamiyet'in faizsiz sistemine geçilmesi lazım. Krizlerin önleyemezsiniz diyor. Aynı böyle beyanat vermişti. Yani niçin söylüyorum? Diğerleri her şeyde öyle. Eskide zina yasağına az ihtiyaç vardı. Şimdi çok var. Yani Kur'an'ın hükümleri o asra mahsus olsa vallahi bu asırda gerek yok ya, ihtiyacımız yok ki diyebilirdin. Daha beter ihtiyacımız var. Daha fazla ihtiyacımız var. Peki öyle bir kanun gün geçtikçe ahkamı daha parlak. Daha ihtiyaç hissediyoruz. Daha çok ona muhtaç oluyoruz. Ama mesela Türkiye'de de öyle. Burada da o kadar olmasa bile en fazla bir kanun mecliste 10 sene gidiyor. Hemen değiştiriyorlar. Evet, zaman geçtikçe Kur'an hakimin daha ziyade hakaiki inkişaf eder demektir. Yoksa haşa ve kella, Selefi Salih'in beyan ettikleri hakaiki zahiriyeyi Kur'aniye şüphe getirmek için değil. Yani onlar demiş ki Kur'an anlaşılmıyor. Yani dibini anlamayasın ki zaten. Sonsuzu nasıl anlayacaksın? Çünkü kelam ezeliden gelmiş. Ezeli bir zattan geldiği için o alemleri de ifade ediyor. Bizim aklımız alemi kevni fesatta büyümüş. Sonsuz alemleri ifade eden bir mana külliyetine cami bir ayeti küçük kafayla idrak-ı mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Hani dibini kastetmişler ki dibini getiremezsin diyor. Ama sana lazım olanı veriyor sana. Soru biraz da terakki ettin mi? Aynı ayet sana üst tabakasını veriyor. Aynı ayet daha üst tabakasını veriyor. Buz, su. Buzdur, sudur, H2O'dur, enerjidir, esirdir, madde et. Böyle git gittince dibine kadar, ta sonsuza kadar gideceksin. Çünkü onlara iman lazımdır. Onlar nastır, katidir, esastırlar, temeldirler. Kur'an, Arabiyyun Mubin, fermanı ile manası vazı olduğunu bildirir. Yani bizim bildiğimiz Arapça manasına değil. Yani ihtiyacınıza cevaptır. Toplum terakki etti. O içindeki aynı ayet başka bir mertebe sana gösteriyor. Onun için vazıhtır. Gayet açıktır. Sehli mümtenidir. Zahire bakınca çok kolaydır. Hemen anlaşılıyor. İçine girince dibini getiremiyorsun. İşte iki zıt kelime. Sehl, mümteni. Sehli mümteni. Sehl, kolay. Mümteni imkansız. Dibini getirmek imkansız. Bütün mana mertebesini anlaman mümkün değil. Varman mümkün değil. Baştan başa hitab-ı ilahi o manalar üzerine döner, takviye eder, bedaat derecesine getirir. O mensus manaları kabul etmemekten haşa sümme haşa Cenab-ı Hakk'ın tekzip ve Hazreti Risalet'in fehmini tezif etmek çıkar. Yani nihayetsiz mana mertebeleri var. Onları aynen kabul ediyoruz. Nedir? Ama şu anda bize bakmıyor diye onlar en azından teslim ediyoruz. Yani mana mertebesi adama bak, mana mertebesi camiyeti olduğundan nakıstır diyor. Niye diyor çok mana mertebesi var? Tek manası olsa Allah'tan geliyor gelende tek mana olur mu ya? Niye fazla manası yok diyecekti ha? Öyle demeyecek miydi? İnkarı o daha mantıklı. Yani Allah'tan gelen kelamda tek mana mı olur ya? Ben söylüyorum kırmızı kalem. Bu ne yeşil anlaşılmaz. Benim kelamımdan tek anlaşılıyor. Yani Allah kelamında ya tek mana nasıl yüklemiş? Nasıl monta etmiş? Derdik. Şimdi adam inkarına neyi kullanıyor? Ya niye çok manası vardır? La kafa yiyizim geliyor ya. Nasıl? Yani iyi kötü mü yani? Tek olacak. Allah Allah. Malezyalı farklı anlayacak çünkü örfü var. Acayip bir şey. Örf başka, anane başka, kültürü başka, fehmi başka, sosyoloji yapısı başka, toplumdaki başka, ondan sonra bedevi midir, medeni midir, şehir midir? Peki, bak çok acayip. Bu Kur'an tek, peygamber tek ama millet hakikaten farklı. Mısır'a bak, Endonezya'ya bak. Değil mi? Türkiye'ye bak, Afrika'nın geri kalmış devletlerine bak. Gene uçurum var. Aynı Kur'an nasıl dersen, işte bu aradaki farkı da mezhepler tamamlıyor. Mezhepler bitiş yapıyor, mana mertebesini.
gübreyle meşgul oluyor. Ona diyor ki çorabını çıkar. Şehirdesin. Çünkü gübreyle meşgul olan dağda sen tek başına gübreyle çiftçiliksin. Sen çorabını çıkar. Ötekisine diyor ki sen şehirdesin diyor. Toplu yerde namaz kılacaksınız diyor. Ayağını abdest aldın, ıslak ayakla git tallaya bas basıp gitme. Çünkü senin bastığın yerde bir tanesi girip secde yapacak. Basarsan o halıya oradaki mikroplar çözülecek. Adam da secde yapacak. Çorabını giy kardeşim. Sahabe mezhebinde çorapsız namaz falan. Onu kastetti. Hanefi'de değil değil mi? Hanefi'de yok. Hanefi'de çoraplı olacak. Mekruhtur. Çünkü şehirde kullanılan bir mezhep olduğu için toplumu esası, toplumun bütün içinde. Ama Şafii Hazretleri böyle ulan ben bu ayete ne diyeyim ya? Veya İmam Azam böyle ben ne diyor? Hayır. İmam Şafii'nin içtihadı şey zannediliyor. Yani Kur'an'dan çıkartmış, hadisten çıkartmış değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı fiilde farklı farklı tatbikatlarını uyguladı. Resulullah çorapsız da kıldı, çoraplı da kıldı. İmam Şafii diyor ki, o imam, benim yaşadığım bölgede diyor, çoraplı mı gider, çorapsız mı gider? Resulullah'ın modeli ikisi de var. Çoraplı model Resulullah da var, çorapsız peygamber de var. Namazı çoraplı var, çorapsız var. Baktık İmam Şafii Hazretleri kırsaldır. Daha çok bedevi şeydir. Yani şehircilik yoktur. Çiftçilik, hayvancılık vesaire uğraşıyor. Necaset daha çok şeydir. O zaman bunun üzerine dedi ki, sen orada abdest aldıktan sonra, çorabı şart koysam dağdan, tarladan eve nasıl gidecek? Çorap nerede bulacak? Yedek de çorabı taşıyamaz. Tamam. O zaman, pis de olmaz. Allah Resulü çorapsız namazını almış. Sen çorapsız kılacaksın. İçtihadı Resulullah'tan almış. Kendisi düşünmemiş. Elbette böyle yani. Hiçbir zaman kendi kovada son olur. Herkes Resulü abdest şeysi gibi yani. Abdestin şimdi hanefilerde şey yani hanım el değdiği zaman namaz abdest kılınmıyor, bozulmuyor. Şabilerde bozuluyor. Onun sebebi ayet Maide suresi 6. ayeti izah ediyor. Güzel izah ediyor. Ne için yani hanefilerde de. İşte bunu 27. sözde de anlatıyor bunu üstad. 27. söz. Şafiler diyor ki yani İcam İmam'a Şafii Hazretleri diyor. Yani Resul-i Ekrem yani Maide suresinde diyor neden kadınlara diyor ayet diyor ki siz namaz diyerek namaza yaklaşmayın ne zaman abdestin cinirken veya da şey yaparken veya da hanımlarında tuhanırken hanımlarında aynı şey tuhanırken diyor o ile anlamış tuhanlar demek bir de temas etmek. Temas etmek demektir. İmam adına demiş ki affedersiniz canım. Anladım. İmam adına demiş ki tuhanlar demek cinsi münasebetten demek anlamına getiriyor. Onun için İşte bunu şeyde 27. sözde ustad diyor ki dağda kırsal olduğu için tamam bak nasıl anlamış ustad. Dağda kırsal olduğu için kimse yok. Orada diyor yani bir mahreme vesaire hanım dayı olsa o dağda kimse yok. O kadar yaklaşma ya. Haramın ilk önce haramın kendisini de harama gidecek yolu kapatıyor. Diyor ki yanaşma temas etme. Bak abdestin gider. Abdest gider korkusundan ne yapıyor? Uzak tutuyor. Çünkü dağda böyle nefsinizi durduracak kimse yok. Şehirde öyle değil. Otobüste birbirine çarpsan değil. Çünkü böyle bir günah yapma şansın yok. Neyse. Hocam bu müteaddit manalar konusunda Peygamber Efendimiz'e Kur'an'ı kıyaslayabilir miyiz? Yani Peygamber Efendimiz'e diyor ya insan olmuş Kur'an diye. Evet. Mesela o da bir söz söylüyor veya evet. Fiil yapıyor. Onun içinde de... Değişik. Aynı. Çünkü onun da kelamında da camiyet var. Ama gene Kur'an'a yetişemiyor. Öyle aynı diyor. Ne kadar hadis dahi olsa ondan sonra Kur'an'ın camiyetine mümkün değil. Olmuyor. Hatta biz mesela hadis-i şerifi kürsüde anlatacağız. Hadis-i şerifi 3-4 defa okuyorum metnini. Zor okuyorum hadis-i şerifi. Ayet öyle değil ama tıkır diye götürüyorum. Ayet daha kolay değil mi hocam? Çok kolay okuyor. Ayeti bir şey zorlanmadan yok. Hadis zor okuyoruz. Hadis metnleri çok ağır geliyor. Işte. Ağır geliyor yani. Hele böyle Risale'de geçen Farisi Beyt'leri ben okuyamıyorum. Böyle harekeler değil. 2-3 tane nest şeyleri koymuş. Biz alışmamışız yani. Okuyorsun ama işte öyle yani dikkat ediyorum. Ayet öyle değil. Tak diye okuyorsun. Arabi mubin tak diye okuyorsun yani. Ötekisini okuyamıyorsun ya. Hadis dahi olsa. Yani telaffuzu bile acayip. Mesela Kur'an okurken zorlandığınız bir ayet var değil mi? Yani çok güzel gidiyordun ama bir yerde geldi tıkandın. Hemen git manasına bak. Azap ayetleridir. Cehennem ayetleri. Tehdit ayetleridir. Ben çok mutadit defa denemişim. O tarafı da var. Acayip.
Bizzat hayatımda denediğim için söylüyorum. Ya bu ne ya dedim ya. Bir bak, ya zor gidiyor, bir bakıyorum ki Allah Allah. Tehdit ayetleri, tamam mı? Şey, ikaz ayetleri böyle. Böyle Cenab-ı Hak, hani Celal, şey, Celal sıfatını tazamun eden bir ayetler silsilesi gelmiş. Cenab-ı Hakk'ı, onu okuduk. Demek, meani mensusa müteselsilen menba-i risaletten alınmıştır. Yani o Kur'an'daki şerh etme ilk, mesela Kur'an'ı ilk şerh etme hakkı başka ayete aittir. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın şey yapmıştır. O bahsedilen o mani silsilelerini daha çok Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hitap ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatında da şerh ediyor. Hayatta uyguluyor onu. Hatta İbn-i Cerir-i Taberi bütün mani Kur'an'ı muannan senet ile müteselsilen menba-i risalete isal etmiş ve o tarzda mühim ve büyük tefsirini yazmış. Yani bu çok önemli bir tefsir Cerir-i Taberani. Onun bu tefsir şöyledir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet ederek ayetleri anlatan bir tefsir. Çok acayiptir. İkinci şey iddia edenlerin şeyi, yakısız bir dosttur. Kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Veya şeytan akıllı bir düşmandır ki ahkam-ı İslamiye'ye ve hakaik-i imaniye karşı gelmek istiyor. Kur'an hakimin, yani şey demek ise, ya baksana çok manası var ya, hangisi oldu ne, ya boş ver ya bu işte, işte bu ahmak işte bu. Ya böyledir. Veya akılsız bir dosttur, kaş yapayım der ki gözü çıkarıyor. Veya şeytan akıllı bir düşmandır. Baksana ya, belli değil ya, ne olduğu da belli değil ya. Baksana kaç tane manası var. Ne, hangisi olacak bak. Şeytan akıllı bir düşmandır ki ahkam-ı İslamiye ve hakaik-i imaniye karşı gelmek istiyor da böyle diyor yani. Kur'an hakimin senin tabirinle birer polat kalası hükmünde olan surlu süreleri içinde yol bulmak istiyor. Çelikten böyle surlu olan ama şeytan girmek istiyor. Ya baksana hangisi, ben ne oldu belli değil ya. Niye böyle yapıyorsun sen? Bir şey olsaydı böyle not olurdu ya, bunu yap, bunu yapma. Başka anlaşılmazdı. Bak öyle baksana neler anlaşılıyor. Yani camiyetinin nakıslığına sebebiyet kılıyor. Şuraya bak ya, el çabuk marifetine bak. Böyleler haşa, hakaik-i maniye ve Kur'aniye şüphe iras etmek için bu nevi sözleri işa ediyorlar. Yani böyle bir ahmak yani. Ah bak, iki tayfa vardı. Bir tanesi o. Efendim, birinci nükteyi okuduk. İkinci nükteyi demiyor. Üç nükte, ben size hazırladığım hangisi? Üçüncü nükteyi okuyayım. Üçüncü nükte, ikinci nükte uzun olur, ayrı başına bir derstir diye atlıyorum. Vaşamsı ve duhaha, Yasin ve Kur'an-ı Hakim diye yeminler var. Cenab-ı Hak kasem ediyor. Ve necmi izra heva diye falan ayetler de var. Burada Yasin şeyi gösteriyor. Mesela şemsi ve sabah şeyine, vaktine vesaire şeylere Allah yemin ediyor. Allah niye yemin ediyor diye. O ayrı başına bir güzel bir derstir ama uzun bir ders. Tek başına bir derstir. Şimdi ben konu değiştireceğim. Bu uzun olduğu için ikinci nükte atlıyorum. 389'da üçüncü nükteye geçiyorum. Kısa bir mevzu olduğu için, Ramazan'dır, kısa olsun diye, farklı olsun. Aynı konuda ilerlemeyelim. Şimdi konuyu değiştiriyorum. Üçüncü nükte, surelerin başlarındaki huruf-u mukatta ilahi bir şifredir. Elif, la, mim, elif, la, mra, elif, la, mim, ra, elif, la, mim, sa, ta, ha, ta, sin, ta, sin, mim, ha, mim, ha, mim, ayin, sin, kaf, kaf, ayin, sa, ha, mim, ayin, sin, kaf, Nun vel kalem-i maestrun, saat vel Kur'an-ı zikr, kaf vel Kur'an-ı mecid, Yasin vel Kur'an-ı hakim, saat vel Kur'an-ı zikr, bunlar aha, eta, bu mas saydım nedir diye huruf-u mukatta bunlardır. Sürelerin başlarındaki huruf-u mukatta ilahi bir şifredir. Has abdine, peygambere, onlarla bazı işareti gaybiye veriyor. Onunla bazı işareti gaybiye, yani işari,
gaybe ait işaretler, yollar, yöntemler, şifreler koymuş oraya Allah. Yani adeta Resulü ve onun yolunda giden Allah Resulü'nün varislerine de yani hemen Kur'an diğerleri hep açıktır ya herkesin elinde. Arasındaki bir özel bir telefon diyelim, hattı diyelim. Allah Resulü ve onun varislerine Allah'ın özel koyduğu bir hat, kırmızı hat. Benim tabirimle. Nedir o? Onlarla bazı işaret-i gaybiye veriyor. İşaret-i gaybiye veriyor. O şifrenin miftahı, o şifrenin anahtarı, o abd-i hastadır. Hem onun verasesindedir. Varislerindedir. Onda ve varislerindedir. Mesela gaybı Allah'tan başka bilmez ama verrasihune fil ilm. Verrasihune fil ilm. İlimde ruhsu peyda edenler de Allah bildirdiği kadar bilirler. Tamam. Mesela gaybı misal veriyorum. Gaybı Allah'tan başka bilmez. Tamam bir attı. Başka bir ayette var. Onu açıyor. Ne yapıyor? Tefsir ediyor. Allah tabii ki gaybı ondan başka kimse bilmez. O bilir. Ama Allah'ın bildirdiği kişiler bildirdiği kadar bilir. Gene kim biliyor onu? Allah bilmiş oluyor. Allah bilmiş oluyor. Yani gaybı Allah'tan başka bile olmaz. Bir daha söylüyorum. Ama Allah gaybı gene kendisi bildiriyor ona. Onu hoparlör gibi kullanıyor. Onun konuşması sanki Allah'ın konuşmasıdır. Çünkü Resulullah öyle diyor. İn huve illa vahyun yuha. Ona ne vahiy olunsa alın diyor. Vahidir. Hani Allah'tan başka gaybı bilen bilmezdi. İstanbul'un fethini Resulullah söyledi. Torunlarının başına geleceğini söyledi. Resulullah gaybı mı bildi? Hayır. Allah gaybı bildirdi, o da söyledi. Gene Allah söyledi. Hoparlör yani. Ben mesela mikrofondan konuşuyorum. Ezan okuyorum. Minarede konuşuyor hoparlör. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hoparlör mu ezan okuyor? Ben okuyorum. Ama orada ifade ediyorum. O ifadeleniş yeri. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hoparlörsünde Allah ifade ediyor. Allah söylüyor. Allah Resulü'nde böyle olduğu gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ulema-i ümmeti kenbiye ben İsrail, benim ulema ben İsrail peygamberleri gibidir. Varisleri olunca Resulullah da onlara da bildirdiği kadar bildiriyor. Asr-ı imamlarına hasreten. Niçin o kadar izattım? Onlarla bazı işaret-i gaybiyi veriyor. O şifreni miftarı, miftahı, anahtarı o abd-ı hastadır. Hem onun verasesindedir. Yani varislerindedir. Peygamberin varislerinde de var. Ve rasihune fil ilm. Yani ilimde derinleşenlere de Allah veriyor. Gene onların gaybi bildirmesi zatlarından değil, Allah bildirdiği için gene Allah bildirmiş oluyor. Kur'an-ı Hakim madem her zaman her taifeye hitap ediyor, Kur'an-ı Hakim madem her zaman her taifeye hitap ediyor, her asrın, her tabakasının hissesine cami çok mütenevi vücuhları, manaları olabilir. Yani Kur'an çünkü bir taifeye, bir kabileye, bir zamana, bir topluma hitap etmiyor. Her asra, her kavme, her mekana hitap ettiği için mutadit manaları olur. Yeter ki o usulden ayrılmasın, onlar hepsi Kur'an'ın manasından sayılır. Kur'an-ı mucizül beyan, ayetlerini, cümlelerini öyle bir şekilde nazmetmiş ki, Kur'an-ı mucizül beyan, beyanı mucize olan ayetlerini, cümlelerini, harflerini öyle dizmiş ve vaz etmiş ki, niye ne çıkacak? Her cihetten ihtimal yolları bulunsun ki, muhtelif fehimler ve istidatlar zevklerine göre hisselerini alabilsinler. Yani sureleri, ayetleri, harfleri, hatta sükunlerinde de, mesela susmasında da, belirletmemesinde de, cezimlerinde de vesaire öyle bir dizmiş, öyle vaz etmiş ki çeşitli fehimler, istidatlar zevklerine göre hisselerini alsınlar. Kendi her bir toplum fehmine, istidadına, zevkine göre
herkes alsın diye. Binaenaleyh Ulumu Arabiye'nin kaidelerine muvafık. Yani hangisi doğru? Hepsi doğru. Şimdi usulünü anlatıyor. Diyor ki Ulumu Arabiye'nin kaidelerine muvafık. Yeter ki o Kur'an'da mana çıkartma yöntemlerinden bir tanesi olan kaideler var. Yeter ki ona uygun olsun. Ve iki, belagatın prensiplerine uygun olsun. Üç, ilmi usule mutabık olmak şartıyla müfessirlerin birbirine muhalif olan beyanatı ve ihtimalleri zamanlara, tabakalara, fehimlere göre murat ve caizdir diye hükmedilebilir. Çünkü insan bile anlayış farklılığını hayatında yaşıyor. Şimdi bulu çağından önceki ders verilecek çocuğa ayrıdır. Bulu çağı dönemindeki ders ayrıdır. Bulu çağından sonraki döneme ayrıdır. 40 yaşındaki Kur'an'dan alacağın dersler ayrıdır senin. 15 yaşındaki alacağın ayrıdır. 60 yaş. Yani bir insan bile düşünsen Kur'an'dan bir elhamdülillah Rabbil aleminde bir tane mana olmaması lazım. Çünkü ben bile bir tane değilim. Her an değişiyorum. Psikolojim değişiyor. Aynı ayet aklımı inşa edecek, kalbimi temir edecek, kaslarımı şifa verecek. Hayatta da rehber olacak, ahkamda hüküm olacak. Şer'i kayda getirecek vesaire. Peki nedir o? Şu olacak. Ulum-u Arabiye'nin kaidelerine muvafık olacak. Belagatın prensiplerine uygun olacak. İlmi usulü din ulemasının ne mutabık olacak? Şartıyla müfessirlerin birbirine muhalif, zıt olan beyanatları, ihtimalleri zamanlara ve tabakalara ve dima, fehim, akıllara göre murat ve caizdir diye hükmedilebilir. Adam bir mana çıkarıyor harften. Mesela ben vesvese dersine çok biraz yoğunlaştım. Vesvese dersini yaparken, vesvese, araştırırken harf zeminine indim, harf. Ves, ves, e ek gelmiş. Temelde iki taraf var. Vav ve sin. İndim. Vav dedim, şimdi ona girmeyeceğim. Çünkü çalıştım. Yani zel, zel, e gibi. Yani tekrar eden bir şey. Zelzele var ya. Gor, 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 gor. Hani aynı şey tekrar edene zelzele derler. Ona zelzele gibi olduk. Gidip geliyoruz, gidip. Vesvese de böyledir. Ves, 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 ves. Aynı şey. Zel, 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 e. Ves, 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 e. Vesvese. Aynı şeyin tekrarıdır. Peki dedim ya, ne var, hangi harf var? Temelde iki harf var. Ve, vavla, sin. Ves, ves. İndim, dedim ya bu vav ateş harfi mıdır? Ateş midir? Su mudur? Buhar mıdır? Hava mıdır? Şey, toprak mıdır? Nereden biliyorsun? Vav kulluğu ifade ediyor ya, o yüzden belki. Yani onu girmeyeceğim. Girersen çünkü toplayıcı çıkar. Vakfiyenin bir özelliği, bir durum var. Nasıl? Özelliği var. Hani beşeriyeti çok güzel şey yapıyor. Anne karnına çok şey yapıyor. Tamam mı? Toprağa çok şey yapıyor. Şimdi dikkat et, anne karnındaki çocuğun. Tevazu kulluğu simgeler yani. Neyse. Yani su mudur? Toprak mıdır? Hava mıdır? Ateş midir? Her bir harf böyledir. Yani sen zannediyor musun? Elif, la, min böyle geçiyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yani o dizilmesi, harflerin sıfatları bile nazara alınıyor. Harflerin bir tane sıfatı şu. Tabiatı nedir? Ateş midir? Toprak mıdır? Toprak usulünü mu anlatacak? Su mu? Hava mı? Ona göre kullanıyor. Mesela diyelim ki öfkeye ait bir ayet varsa ateş harflerini kullanıyor Kur'an. Seslendirmesi hariç ha, mesela diyelim ki şöyle diyor. Sema, kafiri şöyle anlatıyor Kur'an. Kafir nereye benzer biliyor musun diyor. Semaya yükseltilip de bir insan, boğazı sıkılan insan nasıl olur? Boğazı, peki niye ona nispet ediyor ve boğaza şey yapıyor? Çünkü yukarıya çıktıkça, şimdi biliyoruz tabii Hazreti Muhammed Aleyhisselam uçakta çıkmamış. Oksijen azalıyor. Oksijen azalınca yukarıya çıkan adam bağırır. Bağırır. Bunu anlatırken, oksijenin bittiğini de simgelerken şu harfi kullanıyor. Yesi edu. Boğaz harfi kullanıyor.
Mesela Yusuf Aleyhisselam suya düştüğünü anlatırken cüb değil. Tamam. Cüb. Mesela annene diyor yani anne babana of harfini kullanıyor. Öf bile deme diyor. Çok acayip. Mesela Fatiha'da hidayet. Hidayet rahatlamaktır değil mi? Hidayet. Rahatlama harfi kullanıyor. İdine sıratınız. İyi. Bir elif kadar olacak ha miktarı o ifade etmen. İyi. Bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Orada yani garip garip bakıyorsunuz da. İyi. Bak. İhdine sıratel müstakim. İyi. Hani hidayeti anlatırken rahatlamak manasında rahatlama harfi kullanıyor. Geniş. Ve kullandığı harfin tabiatı ayrı. Hava şey tabiatını kullanıyor. Mesela öfkeyi bir işte onu diyordum. Öfkeyi anlatan ayette kullanılan harf ateş harfidir yani. Ateş harfleri kullanıyor. Kur'an'ın her bir harfine böyle bakacaksın. Ateş unsurunu mu simgeli? Ateş unsuru mu var burada? Ateş harfi midir? Sıcak. Su mudur? Toprak mıdır? Hava mıdır? Onu kullanıyor. Duymuş muydun Selahattin abi bunu? Ya bu arada var. Ha. Dört unsuru kullanıyor. Zelzelede araştırırken buldum. Bir baktım ki, oho hangi harfleri kullanmış? Ya her hafta şeddede medede diyen hepsinde. Bana değişir diye. Değişir. Onu her. Evet. Bir şede dahil mi? Anayı değiştiriyor. Esre madayı değiştiriyor. Mesela şöyle yapalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Olmadı. Elhamdülillahi Rabbil. Oradaki cezimi en az bir elif kadar göstermem lazım. Bil alemin. Ama birincisini nasıl okudum? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hiçbir şey kalmadı ki yok oldu orada. Göstermedim hiç. Böyle deyip de böyle imamlıktan geçmeyin. Şey geçmekten vazgeçmeyin. Bunları geçiriyor mu? Yani bile şey, sizin yetişmeniz var. Onun için ben sizi geçiriyorum. Ben hiçbir yerde, mecbur olmadıkça bir yerde imam olmuyorum yani. Geçsinler, şey yapsınlar. Bak, birincisi bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bil, gösterdim değil mi? Bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İkinci okuyorum aynı şeyi. Bak nasıl yok ediyorum onu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sen met harfini kullanmıyorsun. İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'in. Böyle okuyoruz. İyyâke ne'budu ve iyyâke. Bassana. Bas orayı. Ve iyyâke. Maliki yevmi. Bassana oraya. Maliki yevmiddin. Yevmiddin değil. Yevmiddin. Neyse konumuz o değil ama yani Kur'an bir değişik bir şey ya. Ben bir girdim oradan zelzelenin tamam zelzel vav vava önümüne çıktı. Hangi haftır dedi. Hangi unsuru simgeliyor? Ne hangi unsuru ya? Bir baktım Allah. Ateş midir? Su mudur? Toprak mıdır? Bir girdik. Bir baktım insan tabiatıyla doğa tabiatını nasıl imtizaç ettiriyor bu zelzele. O daha mana değil ha. Adamlar, müfessirler harfin tabiatından mana çıkartıyor. Zelzelenin ruhu nasıl inşa ediyor o korkuyla. Daha manaya girmemiş ha. Zelzelenin manası değil. Zelzelenin o depremlesinde var ya korkuyoruz falan. O korku hissini aktif ediyormuş. O korku hissi ruhtaki bazı istidatları inkişaf ettiriyormuş. Daha şeyine girmedi yani. Lafzın manası değil daha. Harfin tabiatında mana çıkarıyor. Kayıf ilmi çıktı. Zaten orada girsek zaten kayıf ilmi bambaşka. Kayıf ilmi ne biliyor musun? Vav niye böyle? Lam niye böyle? Allah var iken hiçbir şekil yoktu. He niye böyle? Mim niye böyle? Allah için bir mana ifade etmiyor mu şekil? Ha, sırf şekil üzerinde hepsi yazar ama.
Ben kafayı bir kere takmıştım yani. Nun. O her taraf nun. Namaz kılıyorum. Elim nun. Kafam nokta. Kaşım nun. Gözüm nokta. Nereye bakar? Ağzım nokta. Buraya bakıyorsun nokta. Namaz eğiliyorum. Tamam. Eğiliyorum nun. Secdem nokta. Her taraf. Elmaya bakıyorum dala. Elma kendisi nun. Sapı nokta. Her şeyi nun, nun gör. Artık kafayı yiyeceğim ya. Nun, nun, nun. Her taraf nun. Dala bakın her taraf nun. Tuvalete gidiyoruz. Nun. Aynen. Anlattım ya. Nokta. 70. Kafa gitmişti benim ya. Tövbe tövbe. Affedersin. Yani bu bazı ilmi şeylerde bir şeyler söylüyorum ama onu da kusuruma bakmayın ama yani ne yapayım yani? Nun. Lazım da yani. Nun ama değil mi? Her şey nun ya. Her şey. Her şeye baktığım zaman nun. Yatıyorum nun. Tamam mı? Her şey. Allah Allah. Vücudunuza bakın her taraf ya. Anne kanda bile öyle ya. Neyse neredeydik zaten kafayı. Dur şunu bitireyim. Şu cümleyi. Kur'an'ın camiyetini gidiyor. Nakıslığını delil yapıyor. Efendim niye çok mana mertebesi var. Bir mana olsaydı Beyefendi Hazretleri radıyallahu anh diyecektin ki Allah Allah Allah'tan gelene niye tek mana var? Diyecektin. Çok mana var oluyor suçlu. Şeye benzetiyor. Diyeyim. Biraz öderim. Rize'de müftülük müezzinlik imtihanı açmış. Girmiştir. Adama diyemezsin ki sen girme bilmem ne. Adam bir tanesi de girmiş. Girmiş. Kafada biraz eksik. Yani saf bir adammış. Ya. O da müezzin. Biliyor ama. Müftü soru sormuş. Karadeniz'e akan 3 tane meşhur nehri yazınız. Karadeniz'e akan. O da yazmış. Kanlıdere, Meylat Deresi, Rize, Çayeli, işte Aşıklar Deresi. Dereleri yazmış. Karadeniz akmıyor mu? Ondan sonra Yeşilirmak, Kızılırmak, onları da yazmış. Hepsini yazmış. 3 tane değil mi? Demiş ki müftü, çağırmış. Demiş ki oğlum demiş ben 3 tane nehir, şey nehir yazdım. Bu ırmakları, dereleri de yazdın demiş sen. Irmağı da yazdın, dereleri de yazdın. Hangisi demiş. O saf demiş ki, yasa. O müftü bey demiş, sen öğrenmek istedin demiş. Hangisi işine geliyorsa alırsın oradan demiş. Ben dediğim ne olur ne olmaz dedi, hepsini koydum dedi. Hangisinin işine geliyorsa al dedi. Sen de ayette hangisi işine geliyorsa al. Her asır, her tabakanın tabakasının hissesine cami, çok mütenevi vücuhlara manaları olabilir. Selefi Salih'in ise o halis parça olanlarındır ki beyan etmişler. Ehl-i velayet ve tahkik, seyr-i sülük ruhaniye ay çok, muamelat-ı gaybi işaretinde onlarda bulmuşlar. Mesela harflerin şekillerinde seyr-i sülük ruhanide yöntem ve yoldaki şifreleri bulmuşlar. Yani lam niye böyleden? Eğikliğinden miraç noktasına. Epey meşgul olmuştum. Miraçta ruhun teali etmesi, bedenden çıkartmak için kullanılan şekil var. Yöntem var. Onlardan çıkartmışlar. Harflerin şekillerinden. Bak bulmuşlar. Bak ne yapmışlar? Ehli tahkik seyri sülük ruhaniye ait çok muamelat-ı gaybiye işaretini onlarda bulmuşlar. Mesela başka ilim çıkmış, kay filmi çıkmış. 3 kişi yatıyorlarmış. Sonra bitiyor. 3 kişi yatıyormuş çölde. Güneş yakmasın diye. Örtüler o kadar büyük değilmiş. Sahabe. Belek adamı ne? Kıçını kapatmış galiba. Beyaz. Hazreti Ali beraber gidiyorlardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Radiyallahu anh'la. Hazreti Ali radiyallahu anh'la beraber. Ondan sonra surat gözükmüyor. Sırf ayak gözüküyor. Ayağına bakarak Allah Resulü. Diyor ki şu şudur diyor, şunun şunun oğludur diyor, şu şuna şeydir diyor, bu bunun akrabası şudur diyor, bilmem bu teyzesin bilmem nesidir, bunun şeyi şudur diyor, babası şudur diyor. Hemen Hazreti Ali dedi ki Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a, yarın sonra vahiy mi? Yok dedi. O zaman nereden, nasıl çıkartır? Ayak izlerinden diyor. Ben de öğrenmek istedi ve öğretti ve kay filmi çıktı. Şekillerinde mana çıkarıyor. Ellerindeki çizgiler de öyle. Şu alın çizgisi bunlar. Şunlar mana ifade edecek. Kur'an'ın vavı mana ifade etmeyecek. Beşerin bile işaretleri var ya. Bir sürü şeyler var. Hazineleri Karadeniz'de. Dağdan dağa, oradan oraya hazineleri nasıl gömmüşler? İşaretlerle. O dağdan o. Karşının karşısı, karşının karşısı. Güneşin bilmem nesinin bilmem nesi.
Orada hemen altında bilmem şekil yaparak orada kaç metre aşağıda gömüldüğü altını yazmış yapmışlar, şifrelemişler. Seyri sülük ruhaniye ait çok muamelat-ı gaybiye işaretini onlarda bulmuşlar. İşaret-i İcaz tefsirinde El-Bakara suresinin başında İcaz belagatı noktasına bir nebze onlardan bahsedilmiş. Müracaat edilsin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha temas selavat. Amin.